Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizlerle birlikte banner yapıyorduk. En son olarak bu motifimizi tamamlamıştık. Ben motifimi bitirdim. Papatyamı diktim. Bir önceki videoda bunun yapımı ve papatyanın nasıl yapıldığının anlatımını yapmıştım zaten. Buraları özet geçiyorum. Malzeme vesaire bütün bilgiler bir önceki videoda bulunuyor. Bu videonun da açıklama kısmına ona kolay ulaşabilmeniz için linkini ekleyeceğim. Burada çok zaman kaybetmemiz için bir an önce başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi banner'ımızı ben 7 dilimden oluşturdum. Siz istediğiniz kadar istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bunu doğum günü süslemelerinde, çocuk odası süslemelerinde, bahçede vesaire her yerde kullanabilirsiniz. Balkonlarınızda. Tabi buradaki, yani bu tamamen size bağlı nerede kullanacağınız aslında. Buradaki dilim üzerindeki çiçeğimizi ben papatya yaptım. Siz bunu gül yapabilirsiniz. Deniz figürleri yapabilirsiniz. Çocuğunuzun baş harflerini yapabilirsiniz. Hayvan figürleri yapabilirsiniz. Bu da yine tamamen size bağlı. Şimdi burada bize ekstradan şöyle boncuk gerekiyor. Ben boncuk kullanacağım. Bağlama kısmını süslemesinde. Bu boncukları ben böyle parlak, nasıl diyeyim, hani daha böyle janjanlı derler ya, hani ben öyle tercih ettim. Siz bunu ahşap boncuk olarak da kullanabilirsiniz ya da yine tamamen kendi tercihinize kalmış. Benimkiler şöyle, dilimlerim renkli renkli olduğu için ben böyle renkli renkli boncuklar tercih ettim. Tığım yine aynı 2,5 tığ numarası ele göre değişiyor. Boncukları takabilmemiz için de bize şöyle bir tane ince uçlu bir tığ gerekiyor. Evet. Şimdi önce ben sıralamamı yapayım. Evet arkadaşlar, şimdiden hepimize kolay gelsin. Umarım güzel bir çalışma olur. Benim sıralamam bu şekilde olacak. Renk geçişlerim. Yeşil, mavi, son olarak da pembe. Şimdi benim sıralamam bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar, beyaz ipimizle, yani şu kenar kısmında kullandığımız beyaz ipimizle başlıyoruz. Ben zaman kaybı olmasın diye zincirimi çektim. Ben 75 adet zincir çektim. Bunu da yine siz daha kısa olsun istiyorsanız, örneğin şu kadar istiyorsanız, zincirinizi daha kısa veya daha uzun istiyorsanız uzun çekebilirsiniz. Şurada da başlamadan önce biraz şu boncuklarımızı takabilmemiz için uzun bir ip bırakmamız gerekiyor. Zincirimizi çektik. Hemen ilk baştaki dilimimden alıyorum ben. Ters kısımdan öreceğiz. Yani düz kısmı burası, ters kısım bize bakacak şekilde tutacağız. Şu hani ilk başlangıçta olan sık iğne bölümümüz var ya, yani düz kısımdan gösterecek olursam şu kısım. Buradan batıyorum. Normal bildiğimiz sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakinden, yine yanındakinden, yani burada mevcut olan sık iğnelerimizin hepsinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Evet, şuradaki ipimizi ben böyle üzerinden, daha önceki videolarımda da hep gösteririm zaten.
Üzerinden örüyorum ki hem görüntü kirliliği olmasın hem de daha sağlam olsun diye genelde üzerinden örerim. Şöyle şurayı bir sabitliyorum. Yine dışarıda kalan ipleri kesiyorum tabii sonrasında. Evet. Bakın şöyle düz kısmından göstereyim hemen. Bakın bu şekilde gayet güzel sık iğnemizi yaptık. Ben şu sonuncuyu da yapmak istiyorum. Evet. Şimdi burada sık iğneli bölümümüzü yaptık. Aralarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir çektim. Bunu da yine siz tamamen isteğinize göre, yani daha kısa olsun, şöyle bannerımızın dilimleri birbirine yakın olsun diyorsanız biraz daha örneğin 8, 9, 7 çekebilirsiniz zincirinizi. Fazla olsun diyorsanız zincirinizi çoğaltabilirsiniz ama benim için hani ideal ölçü bu diye düşünüyorum. Şimdi diğer dilimimizi aldık. Onu da yine ters çeviriyoruz. Yani 11 zincirimizi çektik. Diğer dilimimizi aldık. Onu da aynı şekilde bakın ilk sık iğneden batarak yine üzerine sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde bütün mevcut olan sık iğnelerin üzerinden sık iğne yapacağız. Tıpkı şu dilimde yaptığımızın aynısını bu dilimde de yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar sanırım anlaşılır olmuştur. Zaten çok kolay ve çok basit. 11 zincir çekiyoruz. Diğer banner dilimimizi yine her yuvadan sık iğne yaparak bu başa kadar geliyoruz. İplerimizi göstermiş olduğum gibi saklıyoruz. Sonra yine bu bitince 11 zincir çekiyoruz diğerine. 11 zincir çekiyoruz diğerine. Bu şekilde bütün bannerlarımızı bitirelim. Tekrardan 75 adet zincirimizi çekelim. Tekrardan gelelim. İnşallah anlaşılır olmuştur. Yani bütün banner dilimlerimizi bu şekilde monteleyeceğiz. 75 adet bitiş. Yani şu baştaki gibi diğer başta da 75 adet zincirimizi çekeceğiz ve geleceğiz. Evet, ben bütün dilimlerimi tamamladım. Başlangıçta buradan başlamıştık. Böyle eklemiştik. Son olarak bu başa geldim. Burada da yine 75 adet zincir çektim. Bıraktım. Bakın şöyle olacak. Şöyle şu şekilde hepsi birbirine eklenmiş halde. Şimdi burada hemen göstereyim size. Şimdi ipimizden şöyle biraz bırakıyoruz. Bakın şu şekilde. Buraya da diğer uçtaki boncuklarımızı takabilmemiz için. Yani şöyle ipimizden şu kadar bıraktık. Şuradan tutturuyoruz. Bu ipimizi değil, şuradan bakın şöyle tutturduk. Şunu çekelim. Bakın şöyle. İpimizi bıraktık ve devam ediyoruz. Şimdi yine mevcut olan her zincirin üzerine bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Sık iğne yapmasını biliyoruz. Ama yine de göstereyim ben sizlere. Belki bilmeyenler olur. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu yönde. Şimdi sık iğne için
her zincirimizin içine biraz netleştirmek istiyorum. Şu şekilde her zincirimizin içine batıyoruz. İpimizi aldık ve çıkardık. Zincirimize battık, ipimizi aldık. Tığımızda 2 ilmek var. Her ikisini birden çıkardık. Yine de örgü tekniklerini bilmeyen arkadaşlar için kanalımda örgü teknikleri olan bir videom var. Onu izlemenizi tavsiye ederim eğer örgü tekniklerini bilmiyorsanız. Şimdi arkadaşlar böyle burayı bu şekilde sık iğne olarak şu başa kadar yapalım ve gelelim. Evet. Zincirimizin sonuna kadar bakın bu şekilde sık iğne tekniğiyle zincirimi tamamladım. Şimdi banner dilimimizin ilk başına gelmiş olduk. Burada üzerine alıyorum. Hemen ilk sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Yine yanındakine ikili trabzan. İkili trabzan. Yani kısacası arkadaşlar bu sırayı ikili trabzan olarak devam edeceğim dilimlerimizin üzerine. Tabi burada ben bu şekilde tercih ettim ama siz yine bu sırayı sık iğne olarak da yapabilirsiniz, çakma trabzan olarak da yapabilirsiniz, bu şekilde ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Bu da yine dediğim gibi sizin isteğinize bağlı. Ben bu şekilde hoşuma gittiği için. Hani biraz böyle bir geniş bir çerçeve olsun istediğim için ben ikili trabzan yaptım. Şimdi şu sıra başına kadar buraya kadar ikili trabzan yapıp geliyorum. Evet, sıra başına kadar bakın bu şekilde yaptım. Çok da güzel oldu. Bence en güzeli de sanırım ikili trabzan oldu. Denedim çünkü. Yine ara boşluğu yani şuradaki yapmış olduğumuz 11 adet zincirimizin üzerine sık iğne yapıyoruz. Burada zincirin dönmemesine dikkat edin arkadaşlar. Zincirimiz dönebilir. Yani dönünce şu şekilde çevirebilirsiniz. Şöyle illaki dönecektir yani. Evet. Yine diğer dilimimize geçiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Her yuvaya yani mevcut olan tüm sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya kadar gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Hemen özet geçeyim. Dilimlerimizin üzerine bakın şu şekilde dilimlerimizin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Aradaki boşluktaki olan 11 adet zincirimizi sık iğne yapıyoruz. Tekrar diğer dilimimize geçiyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde boşluklar sık iğne olacak şekilde tüm banner dilimlerimizin üzerine tamamlıyoruz. Son olarak bu uçtaki zincirimizin üzerine de yine aynen buradaki gibi sık iğne olarak bitiriyoruz ve geliyoruz. Evet, ben sıramı bitirdim ve geldim. Bakın bu şekilde hepsini yapmış oldum. Şöyle bitiş noktasında yine zincirimi sık iğne yaptım ve ipimi şu şekilde kopardım. İki tel ipim olmuş oldu burada. Burada da yine ipimiz şöyleydi. İki kat olarak. Şimdi bunlara boncuklarımızı takacağız. Şimdi ben öncelikle sarı aldım. Fark etmez. Sıralamayı siz kendiniz nasıl isterseniz. Bakın şu şekilde yaptım. Şöyle
Önce tığıma boncuğumu takıyorum. Daha sonra ipimi bu şekilde bakın geçirdim. Sonrasında ben pembe rengimi aldım. Ve sonrasında mavi rengimi şöyle tığıma takıyorum. İnce uçlu tığ ya da iğne varsa boncuğunuza göre o da olabilir. Şu şekilde taktım. Bakın buradaki sayıyı çoğaltabilirsiniz de. Bu tamamen yine size bağlı. Şu şekilde de düğüm atıyorum. Çıkmaması için. Bir tane daha. Evet. Bakın bu şekilde bağlamış oldum. Hatta aralıklarla yine yapabilirsiniz. Hatta öyle yapalım. Yani göstereyim ben şimdilik size. Evet. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir sıra boncuk, bir sıra ahşap boncuk da yapabilirsiniz. Burayı da yine bağlayıp bu şekilde bir ucunu bitirmiş olursunuz. Ben tek yapacağım şimdilik. Bunu size göstermelik yaptım. Evet, aynı şekilde diğer tarafa da bu başa da takalım ve hemen gelelim. Evet. Bannerımız bitti. Ben son olarak uçlarına birer tane de ahşap boncuk ekledim. Şu şekilde. Gayet güzel oldu. Şöyle kadraja sığdıramıyorum ama şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Daha sonra Instagram hesabımda yine resmini de paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.